Merhaba değerli izleyiciler. Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla bir Ramazan ayına erişmiş bulunuyoruz. Eriştirene şükrediyoruz. Nice insanların erişemediğini de biliyoruz. Cenab-ı Hak Ramazan ayını hepimize mübarek eylesin. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışanlardan kılsın inşallah. Şimdi Ramazan ayı biliyoruz ki Kur'an ayıdır. Bizzat Kur'an Ramazan ayı hakkında buyuruyor ki Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. O ay ki, o Ramazan ayı ki içinde Kur'an inzal olmuştur. Levh-i Mahfuz'dan semayı dünyaya, buradan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama 23 yıllık süre zarfında. Kur'an madem Ramazan ayında inzal olmuştur. Bundan dolayı Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Öyleyse Kur'an'la bu ayda daha fazla meşgul olmalıyız. Daha fazla Kur'an'la ilişki içinde olmalıyız. Peki nasıl bu ilişkiyi, bu teması kuracağız? Tilavetle, okuyarak, tezekkür ederek, anlamaya çalışarak ve temel mesajlarına odaklanmaya çalışarak. Şunu biliyoruz ki Kur'an kuru ve yaşlı ne varsa her şeyi içine alan ilahi bir kitaptır. Ezeli ilimden geldiği için. Fakat temelde Kur'an'ın mesajları bellidir. Bunlara Kur'an'ın ana maksatları, temel mesajları, en önemli, en özel vurguları diyebiliriz. Bunlar tevhid, nübüvvet, haşir veya ahiret, bir de adalet yahut adalet ve ibadettir. Kur'an'ın en temel mesajı tevhiddir. Tevhid, Cenab-ı Hakk'ı fiilleriyle, isimleriyle, sıfatlarıyla tanımanın adıdır. Kur'an bize bu tanıtmayı sunar. Kainat üzerinden, varlıklar üzerinden yaşadığımız bu fiziki alemde Allah'ın isimlerinin, sıfatlarının tecellilerini önümüze koymak suretiyle. Bunlara yoğunlaşmalıyız. Kur'an okurken aynı zamanda böyle tefekkürde bulunmalıyız. Kur'an ikinci olarak nübüvvet gerçekliğine dikkat çeker. Peygamberlik müessesesi haktır. Allah insanlık tarihini peygamberlerle süslemiştir ve donatmıştır. Ahi zaman Nebisi Habibullah Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onu tanıtır Kur'an bize. Ve biz nübüvveti özelde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini onun getirdiği mesajlarla tanırız. Kur'an'la tanırız. Kur'an'a ne kadar nüfuz etmeye çalışırsak Resulullah'ı o kadar tanımaya, o kadar fazla tanımaya çalışmış oluruz. Çünkü Resulullah canlı bir Kur'an'dır. Kur'an'ı hayata taşıyan örnek bir şahsiyettir. Bütün ümmete modeldir ve Kur'an'ın mübeyyini, açıklayıcısıdır. Üçüncü olarak Kur'an haşri ders verir. Ahirete dikkat çeker. Hesaba, cennete, cehenneme, ilahi mükafata ve ilahi cezaya dikkat çeker. Bu bazı alimlere göre Kur'an'ın neredeyse üçte birine denk gelen bir hacim içerisinde ortaya konur. Doğrudan böyle olmakla beraber dolaylı olarak bütün Kur'an ayetleri aynı zamanda haşre ve ahirete vurgu yapar. Dördüncüsü adalettir. Adalet hem Cenab-ı Hakk'a, yaratıcıya karşı hem de kullara karşı adil davranmayı ifade eder. Allah'a karşı adil davranmak, onun sonsuz nimetlerine karşı ibadet etmeyi gerektirir. Bundan dolayı Kur'an'ın dördüncü ana mesajı olan adalet bazen yanına ibadet eklenerek anılır. Adalet ve ibadet diye. Eğer bir insan adil olacaksa mutlak manada, adalet hakkı hak edene teslim etmekse eğer, insana düşen yaratıcısına, yaşatıcısına, ihtiyaçlarını karşılayıcısına şükretmek
ve ona ibadet etmelidir. Aynı zamanda adaletin insanlara bakan, insanlar arası ilişkilere bakan boyutu vardır. Burada da haksızlıktan, her çeşit zulümden, başkalarına zarar vermekten uzak kalmak ve adil mutlak olan Cenab-ı Hakk'ın emirleri, hükümleri çerçevesinde davranmaya çalışmaktır. O halde bu Kur'an ayı olan Ramazan ayında Kur'an ile hem tilavet yoluyla hem tezekkür ve tedebbür yoluyla ya da yönüyle iştigalimizi artırmamız lazım. Daha çok meşgul olmamız lazım. Kur'an'ı tilavet ettiğimiz zaman, okuduğumuz zaman bizzat Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle en az bir harfine 10 sevap veriliyor. Eyvallah. Bundan asla mahrum kalamayız. Mutlaka Kur'an tilavetiyle daha fazla meşgul olmamız lazım. Ama aynı zamanda Kur'an hakikatleriyle meşgul olmamız lazım. Kur'an bu ana maksatlarını mutlaka çok iyi temellendirmeye çalışmamız lazım. Tefsirler okuyarak, risaleler okuyarak, risale derslerine katılarak Kur'an'ın bu 4 mesajını Kur'an nasıl delillendiriyor, nasıl temellendiriyor ona vurgu yapmamız lazım. Evet, bir tilavet Kur'an'ın okunması, yüzünden okunması veya ezber okunması veya okumaların dinlenmesi, tilavet diyelim. İki, Kur'an'ın tezekkürü, tedebbürü, tefekkürü, özellikle ana mesajlarının zihnimizde temellendirilmesi, delillendirilmesi. Üçüncüsü belki Kur'an'ın bu tefekküre ve tezekküre bağlı olarak bizim dünyamıza, bütün latiflerimize, kuvvelerimize yerleşmesi. Dördüncü olarak da bunun hayatımıza eylem olarak, amel olarak, davranış olarak yansıması. Fiziki aleme bakışımızdan insanlar arası ilişkilerdeki ahlaki prensiplere riayet etmemize kadar. Bütün hayatı kucaklayan bir tarzda bizim Kur'an'ın bu mesajlarını hayatımıza taşımamız, taşımaya çalışmamız gerekir. Dolayısıyla çok uzaktan, çok uzaktan benim bu vesileyle işaret etmek istediğim husus bu. Kur'an'ı hem okuyarak en az bir cüz okumaya çalışalım. Ramazan ayında irtibatımızı devam ettirelim. Hem de Kur'an mesajlarına, hakikatlerine, ana mesajlarına Kur'an tefsirlerinden, risalelerden okumak veya okunanları dinlemek suretiyle temellendirmemizi, belirlendirmemizi güçlendirmeye çalışalım. Cenab-ı Hak bu ayı en güzel şekilde değerlendirmeye çalışanlardan kılsın.